Evet, Günden takipçileri 25. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm 25 Mart 1960 yılında çekilmiş. Bölümün ismi ise People Are Alike All Over. Salih, bu bölüm bir yani öyküden uyarlanmış okuduğum kadarıyla. 1952 yılındaki bir hikayeden. Paul Feyerman, yanlış not almadıysam, Brothers Beyond the Void diye. Ama Evet. oradaki konu tabii farklı. Rod Serling konuyu biraz daha uyarlamış, daha bir Twilight Zone vari bir şekilde izleyiciye aktarmış. Ve bambaşka, yani gerçekten ezber bozan bir bölüm izledik. Ya ezber bozan değil de bakış açısını bir anda farklı bir şekilde bize çevrildi bakış açısının. Farklı bir bölüm izledik. Aslında şimdi yalan söylemeyeyim sana hadi. Bana H.G. Wells'in Zaman Makinesi isimli kitabını anımsattı. Tamamen bu kitabı hatırladım. Çünkü orada da karakterimiz bir zaman yolculuğu aracılığıyla farklı bir dönemdeki farklı insan uygarlığını görüyordu. Onlarla bir şekilde iletişime geçiyordu ve aslında düşündüğü kadar ya da onun bu kadar iyimser düşüncelerinin yıkılmasını gösteriyordu. Dizinin bu bölümü de bunu gösteriyor. Bu açıdan benim için ilginç bir tesadüf oldu bu bölüm. Ben o romanı okumadım daha Salih. Demek ki bir bakış açısı olarak aslında yani işlenmesi olası konulardan bir tanesi aslında bu. Yani bakış açısını farklı bir taraftan alıyor ve bize çeviriyor bölüm. Ya bölümün en can alıcı kısmı tabii ki tam bölümün sonunda yer alan, yani eve girdikten sonra evde pencere bulamaması ve pencere olarak açılan yerden kafeste olduğunu görmesi kişinin. Kafesin önünde duran tabelayı alıp o tabelayı okumasıyla birlikte o kişinin şok yaşaması gerçekten etkileyici bölüm, yani etkileyici sahnelerden bir tanesiydi. Ya ben aslında filmde de sürekli geçen bir cümle vardı ya, insanlar birbirine benzer, insanlar aslında aynıdır ki bölüme ismini veren cümle de bu aslında. Evet. Yani nereye giderse gitsin bir şekilde o çürümüşlüğü görüyor aslında insan uygarlığındaki. Bu çok bilmiyorum, ilginç geldi bana. Çok bilindik bir şey belki ama o şekilde gördüğün zaman etkiliyor seni. Çok güzel yerden yakaladın. Yani ana tema bu. Gerçekten bu. Yani bizlerin aslında hala kötü niyetli bir şekilde hareket etmemizi, dünyanın dışına çıktık. Gezegenler içerisinde bile bize yakın bir tür varsa aynen aynısını yapacağını gösteriyor. Yani biz de aynısını yaptık çünkü. Bu aslında çok büyük bir eleştiri var burada. 1900'lerin ortalarında yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış okumadıysam, bu gerçekten kendi türümüzü kafeslerde falan sergilemişiz Salih. Çok iyi bir şekilde eleştiri yapmış aslında Rod Serling. Ya bunlar bizim tarihimizin parçası. Aslında bu Evet. bölümde tarihimizi de görüyoruz. Yani tarihimizin kötü taraflarını, olumsuz olan tarafları. Bakış açılarımız, üstten bakma, aşağılama. Aynısını sen yaşasaydın ne hissederdin bölümü bu. Kesinlikle öyle. Ve şey var ya, hani tam eve giriyor, işte burası artık senin evin falan yapıyorlar. Ondan sonra perdeleri açıyor, her yer kapalı. Ve ardından biz aslında bir parmaklığın arkasında yaşamaya başladığını görüyoruz. Hani o kandırmacanın içinde kendine bir yer bulmuş. Ama yine de o insanların kötü bakışlarından, kötü düşüncelerinden hiçbir şekilde bir şey kaybetmediğini görüyor insanlığın. Yani ne kadar ilerlemiş olursak olalım, atıyorum başka gezegene gitmiş olursak olalım, yani insanların içindeki o davranışlar, o hırslar hala devam ediyor aynı şekilde. Bundan belki 1.000 yıl önce de böyleydi, günümüzde de böyle, bundan 1.000 yıl sonra da bu şekilde devam edecek. Ve sürekli birbirimizi yemeye devam edeceğiz sanki. Bunu çok güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum o yüzden bu bölümün. Önemli bölümlerden biri bence Twilight Zone içinde de. Evet. Yani hiyerarşiyi çok güzel gösteriyor. Hala hiyerarşi takıntılarımız var. Yani aynı insan türüyüz. Ne farkımız var? Sadece deneyim. Yaşı yüksek Evet. olanların deneyimleri var. Tamam. Deneyim artı bilgi olanlara daha çok saygı duyuyoruz. Çünkü bilgi zor ulaşılan bir olaydı eskiden. Şu an artık herkes bilgiye ulaşabiliyor. Ne oldu? Bilgiden yorumlama kabiliyeti. Yani muhakeme gücü
yetkinin yüksek olan insanlara saygı duymaya başladık. Saygı da demeyelim de gözümüzde büyütme. Aslında evet. Sen de ben de biraz daha bilgiye sahip olup daha sonra yöntem olarak, yöntem de değil de bakış açısını biraz daha geniştirebilirsek ve genişletebilirsek zaten bir şekilde bizim de muhakeme gücümüz güçlenecek. Yani olaylara daha farklı bir şekilde bakabileceğiz. Ama tüm olay zaten burada kopuyor. Yani bakış açısı yüksek olan ya da PR'ını, kendisini çok iyi satan insanlar bir anda üste geçiyor ve nerede buluyoruz kendimizi? Onlara tapar vaziyette. Yani ama o öyle dediyse kesin doğrudur. Ya yok işte, böyle bir dünya yok. Hakikati sorgulamak gerekiyor. Hakikat olarak bu mesela bölüm özelinde gidersek. Bu kişi benimle aynı bir türden mi? Değil ya da evet. Evet. Peki değilse onu kafese koymamız mantıklı mı? Onun duyguları var mı bizim gibi? Duyguları varsa kafese koyulması onu incitir mi? Ya bu tarz sorular çok basit aslında. Ama hani en nihayetinde daha önce söylediğin şeylerden de yola çıkarak konuşuyorum. Bütün bunların temelinde insanın kendi içinde durduramadığı hırsların olması ve bu hırsların bir şekilde esiri haline gelmesi. Yani en önemli şey kendi istediği ve karşıdakinin ne düşündüğü, ne hissettiği ya da nasıl birisi olduğu çok da önemli değil. O anda kendi içinde bir tatmin yaşamak istiyor hep. Ve bu yüzden de zaten bunları yaşıyoruz ya toplum içinde de. Zaten tüm hikaye buradan yola çıkıyor. Arzularımızı bastırmamızla ilgili. Ya şu arzuları bir bastırmayı başarabilsek zaten farklı yerlere gidecek. Buradaki arzu senin dediğin gibi hırs olabilir, açgözlülük olabilir. Ya işte 7 ölümcül günah var ya işte onlar olabilir vesaire. Ya bunların herhangi birisi olabilir. Zaten bunu bastırıp kontrol altına alabilirsek aslında ters bir evrim yaratıyoruz ve bir şekilde kendimizi artık kontrol edebilir oluyoruz. Hayata daha farklı bakabiliyoruz. Yani aslında hapishanemizden bir şekilde kaçabiliyoruz. Aslında bir hapishane içerisindeyiz. Evet, dediğin gibi. Hırslar belki de default olarak geliyor bize. Doğuştan bir hırs, hani hırs kısmı geliyor. Bunu bir şekilde çözmemiz gerek. Çözdüğün an bakış açın geliştiriyor. İşte arzularını biraz daha bastırdığın an daha da dünyaya farklı bakıyorsun. Fiziksellik var. Yani fiziki dünyaya bağlılık var. Daha çok soyut dünyaya, daha doğrusu metafizik dünyaya bağlılık olabilir. Bunların da dengesini sağlamak gerek. Tamamen materyal olduğunda evet, senin dediğin gibi hırsa dönüyor hikaye. Ama evet. Buradan biraz sıyrılabilirsen zaten bu bölümü izlemiyoruz. Hani orada Marslılardan kastım aslında biziz oradakiler. Yani biz aynı tür bile olsak, farklı birisine gördüğümüz an onu gözlemlemek istiyoruz. Tamam, çok güzel bir şey. Çünkü bilmiyorsun, güvensizlik var ve gözlemlemek istiyorsun. Ve kafese atıyorsun. Yani ya aslında gerçekten üstüne yazı, yani makaleler demeyelim de deneme yazıları yazılabilecek bir bölüm. Kesinlikle belki makale de öyle. Yazabilirsin. Yani makaleden kastım psikoloji alanındaki bilimsel kuramlarla birleştirirsin bunu. Bir şekilde bir yansıtma yaparsın. Farklı bir makale çıkartabilirsin, bilimsel bir yayın çıkartabilirsin ama gerçekten saf bir gerçekliği, aslında bizim içimizdeki o kötülük olarak tanımladığımız o duygu da demeyelim de bakış açımızı bölüm çok güzel bir şekilde bize vermiş. Hani saf ve net bir şekilde vermiş. Bak, bu olursa sen de aynısını yapacaksın. Hani Mars'ta yapıldığına bakma, sen de bunun aynısını yaptın zaten geçmişinde, eleştirisini. Ben çok güzel aldım bu bölümde. Ya şey de var zaten. Az önce şunu söylemiştin. Bu arzularımızın önüne geçebilirsek, bunları kontrol etmeyi öğrenebilirsek belki de bu zindanın içinden çıkacağız diyorsun ama bence oradan çıktıktan sonra da farklı beklentilerimiz olacak. Farklı şeylerin peşinden koşmaya başlayacağız ve yine başka bir zindanın içine atacağız kendimizi. Hani daha üst seviye bir yerlere gidelim derken aynı döngünün içine gireceğiz sanki. Salih, ben buna işte evet katılıyorum. Yani biz bu döngüden çıkma ihtimalimiz yok. Zaten döngüyü bozamıyorsun evrendeki. Tabii. Yani kendi hayatımızdan yola çıkalım. Doğduk, hatırlamıyoruz zaten bir 10-15 seneyi. Sonra bir bilinç geliyor falan ya. Sonra ölüme doğru gidiş başlayacak şimdi. Yani bu döngüyü zaten biz değiştiremiyoruz. Dediğin gibi hırstan çıktık farklı bir yere. Ya bu döngü bitmeyecek. Bunu kabullenelim.
en azından biraz daha dengeli, hani mantıklı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani tamamen de bu tür duygulara kaptırmamamız gerekiyor olumsuz. Yani dengeyi sağlamak. Evet, döngüler var ama kötü döngünün dışında iyi döngüler de var. İyi bir şey yaparsın, keyif alırsın, sonra sıkılırsın, sonra hani bir şekilde yine olumlu tarafa gelecektir. Ama dediğine katılıyorum, döngülerden çıkamıyoruz. Dünya da aynı, bizler de aynıyız. Evet. Ve gerçekten, ama gerçekten filozoflar, sözünü bölüyorum. Tabii, filozoflar da muhtemelen değil, yani okuduklarımdan yola çıktığımda doğayı gözlemliyorlar. Doğanın döngü biçiminde devam ettiğini görüyorlar ve aslında kendilerini, bu doğadaki gördüklerini kendilerine yansıtıyorlar ve kendilerinin de öyle olduğunu görüyorlar. Evet. Gerçekten böyle. İşte hani mevsimlerin döngüsü, günün döngüsü, ay ve güneş. Aslında bizim de kendi hayatlarımız, yaşamlarımız daha doğrusu. Öyle yani, çıktık derken yine farklı bir yere girmiş oluyoruz. Aslında tam anlamıyla zaman, hani ele alabileceğimiz şey. Bir zamanın içinde ilerliyoruz. Başı ve sonu belli değil. Ama içindeki şeyler hep dönerek gidiyor. Hani evet. Bir çarklının dişlileri gibi düşünebiliriz belki insanları da. Hani sürekli aynı şekilde devam ediyor her şey. Sadece bazı şeyler belki arada değişiyor. Ama en nihayetinde ana şeyler aynı kalıyor. Ama evet. Güzel, ilginç bir bölümdü. Evet, güzel bölümdü. Önce... Yani hikaye döngülere kadar geldi şu an sohbetimiz. Evet. Hani ya, ilk aklıma, hiç aklıma gelmedi buraya geleceği de. Gerçekten evet. De dediğin gibi hani bir döngü. Yani oraya gitmiş, lan Mars'a gitmiş, lan dünyadasın. Evet. Aynı yani, değişmiyoruz. Yapacak bir şey yok ama olumlu bitirelim biz. Güzel evet. Bölümdü. Biraz daha iyimser oğlum değil mi? Evet. Ders verici, ibretlik. İbretlik. Hikayelerle dolu. O yüzden güzel bölümdü. Daha fazla bir aynen şey öyle. O zaman ben bu bölümün yayını bitirebiliriz. Gelecek bölümde tamam. Görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.